Değerli il başkanım, milletvekillerim, belediye başkanlarım, çok kıymetli kadın kolları başkanımız yeni seçildi, gençlik kolları başkanımız, değerli üyelerimiz. Biz bugün normalde Burdur programı var. Eskişehir'e daha önce geldik, belediye başkanlarımızı makamlarında ziyaret ettik. Çok güzel bir Eskişehir programı yaptık. Burdur'a gidiyoruz. Bugün akşam Burdur'da il belediye başkanlarımızla buluşacağız. Yarın orada 21 büyükşehir olmayan il belediye başkanımızın çalışma toplantısına açılış konuşmasını yapacağım. Giderken tabii Burdur'a, Eskişehir'de Yılmaz hocamızla her hafta veya iki haftada bir Ankara'da yaptığımız koordinasyon toplantısını bu sefer Eskişehir'de yapalım dedik. Gelmişken baba ocağına uğrayalım. O güzel çayı, aynı güzel çaydan bir tane daha içelim dedik. Belediye başkanlarımızın hatrını soralım dedik. Her Eskişehir'e gelişimizde olduğu gibi bu sefer de böyle coşkulu bir kalabalık. Ben hatta başkana dedim, ne gerek vardı diye, gazeteler yazınca Eskişehirliler koşuyor geliyor başkanım dedi. Çok teşekkür ediyorum ev sahipliğiniz için, eksik olmayın. Tabii yazın ortası, öğrenciler yok, herkes tatilde ama yine de her seferinde böyle coşkulu, güzel bir kalabalıkla ev sahipliği yapmanız, güzel sözleriniz, sıcak karşılamanız benim için onur kaynağı. Malum Eskişehir bizim en önem verdiğimiz illerden bir tanesi. Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Yılmaz Büyükerşen'le bir büyük destan yazdı. Hep söylüyoruz, Bozkır'ın ortasında bir cennet yarattılar. Bu tabii tek kişilik bir iş de değil. İlçe belediye başkanlarımızla hem metropolde hem ilçelerde son derece uyumlu çalışan bir büyük şehrimiz var. Büyükşehir'de bu kez bir olan kadın belediye başkan sayımız Aydın'daki Topuklu Efe'mizden sonra hem Tekirdağ'da hem Eskişehir'de birer kadın belediye başkanımız var. Ayşe Hanım göreve geldiği günden beri, aday gösterildiği günden beri çok güzel, çok üst düzeyde bir performans gösterdi. İlçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımızla birlikte seçimde de harikulade sonuç aldılar. O yüzden bütün Türkiye'nin dikkatle takip ettiği bir kent burası. Malum iktidar partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerdeki başarısından inanılmaz rahatsız. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Eskişehir'de ittifakımızdan seçilen birisini transfer ettiler, karşımıza aday yaptılar. Bir yıl önce çok sayıda Eskişehirli'nin saraya karşı sanıp da oy verdiği birisi karşımızda adaydı. Buradan muhalif seçmeni böleceklerini, iktidara yakın seçmenle birlikte de belediyeyi kazanacaklarını hesap ettiler. Ama Eskişehirliler şöyle baktı meseleye: hizmeti kim yapıyor? Kenti kim koruyor? Kenti kim seviyor? Bugüne kadar bu kente kimin faydası oldu dedi ve geçmişte ittifakla aldığımız oyu bu sefer ittifaksız tek başımıza aldık ve %50'nin üzerinde bir oy aldık. Bu halkçı belediyeciliğe, dürüst belediyeciliğe, insanın içinde sokakta yapılan belediyeciliğe ve temiz, çevre dostu, kent dostu belediyeciliğe, halk dostu belediyeciliğe gösterilen güvendi. Bu tabii Eskişehir'in ışığı sırf Eskişehir'de kalmadı. Her tarafa yansıdı. Afyon'u, Kütahya'yı, Uşak'ı kazandık biz. Bilecik'i kazandık. Etrafımızdaki tüm şehirleri kazandık ve çok önemli bir başarı elde edildi. Bu başarıda Ahmet Başkan ve Kazım Başkan'ın, ilçe başkanlarımızın katkılarını, emeklerini görmezsek olmaz. Her salı günü Eskişehir'den ilk kez Ankara'ya gelen çok sayıda kadının gelmesi, Anıtkabir'i görmesi, bizlerle görüşmesi, bir fotoğraf çektirmesi, bir yemeğimizi yemesi, ne büyük katkı. Ben Eskişehir'e gelip de arka şehrin biraz dışarılarında kalmış mahallelerdeki iftar programlarına katıldığımda gördüm. Teyzeler koştular, geldiler. Biz gelmiştik, şimdi de siz mi geldiniz evladım dediler. Bu bambaşka bir örnek burası. Tabii bütün Türkiye'de de kazandığımız belediyelerde oyumuzu bu sefer tek başımıza aynı oyların üstüne çıkarak
ve yeni birçok belediye kazanarak bir destan yazdık. Tabii ne yapacak iktidar? Maalesef ve maalesef bunu hazmetmek yerine, şunu demek yerine, genelde yetkiyi biz aldık, yerelde siz aldınız. Eskiden birinci parti bizdik, bu seçimden itibaren sizsiniz. Millet ne vazife verdiyse, kime vazife verdiyse baş tacıdır. Ne yapmamız lazım diyeceklerine, biz bu belediyeleri nasıl çalıştırmayız? Onun yoluna bakıyorlar ve maalesef buradan bir kez daha söyleyeyim, öyle şaka değil, bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Darbe nedir? Seçilmişleri, yetki almışları, halkın seçtiklerini işlevsiz kılmak, onları o görevi yapamaz hale getirmek, o görevden elini kolunu bağlayarak uzaklaştırmak ve yerine başka şeyler yapmaya çalışmak darbedir. Bunu askerler gelir yaparsa hakikaten tankla topla yaparlar. Elini kolunu gerçekten bağlarlar, götürürler. Bunu bazen tankla topla yapmazlar. Mesela geçen sefer olduğu gibi hakimlerin talimatlı kararlarıyla, YSK darbesiyle İstanbul'da mazbata almış belediye başkanının elinden mazbatayı alırlar. Biz bu seçim sonucunu beğenmedik, bir daha yapacağız. Buna da yargı darbesi diyoruz. Şimdi burada bütün Türkiye'de yaşanan bir mali darbe girişimi var. Askeri darbe girişimi olduğunda ben dimdik karşısında durdum. Bütün milletvekillerimizle, bütün partimizle beraber. Dedik ki millet kimi seçtiyse hizmeti o yapacak. Biz yeni bir seçim yapılıp bize yeni bir görev verene kadar ana muhalefet partisiyiz. Darbeden, darbeciden medet ummayız, karşısında dururuz. Ve o gün darbe girişimi püskürtüldü. Peki bugün ne oluyor? Geçen sefer İstanbul'da yaptılar. Hep birlikte gittik. Bütün milletvekillerimiz, bütün belediye başkanlarımız, Ekrem Başkan'a sahip çıktık. 13.600 olan fark 806.000 oldu. Millet o darbeyi de püskürttü. Şimdi mali darbe girişimi. Bütün belediyelere SGK'dan yazı yolladılar. Mersin'den başladı. Dün Ankara'da Çankaya Belediye Başkanımız söyledi. Birçok belediye başkanlarımız teker teker herkese icra kağıdı geliyor. Efendim SGK borçlarını faizinden ödeyin. Kardeşim biz bu belediyelerin çok önemli bir kısmını sizden devraldık. Bu sefer devralmadıysak geçen sefer devraldık. Bu Ankara'nın borcunu şişiren Melih Gökçek, adam hayatında 1 lira SGK ödememiş ki, bir vergi ödememiş ki. Geçen sefer almışız, faiziyle katlanmış katlanmış buralara gelmiş. Ve biz belediyelerde şöyle de bir alışkanlık gelişmiş. Süreç içinde nasılsa belediyeler AK Parti'de SGK vergi borçlarına af çıkarıyorlar, faizlerini siliyorlar, uzun taksitlere bölüyorlar. Böyle olunca da bütün belediyeler böyle davranmaya başlamış. Burada suç belediye başkanında da değil. Ülkeyi yönetenin yönetim biçiminde, yönetim biçiminde. Ve şimdi de gelmişler, yıllardır yapmadıklarını, yıllardır ne yapıyorlar? Hal böyle olunca meclise bir kanun getiriyorlar. Borçların yapılandırılması diyorlar. Faizleri siliyorlar, eşit taksitlere bölüyorlar. Şimdi belediyeleri CHP aldı diye faiziyle bir ödeyin. Yemeği Melih Gökçek yemiş, hesabı Mansur Yavaş ödesin. Birikmiş borç, kabarmış, kabarmış, kabarmış. Ya siz, bu millet, siz bunu uğraştınız. Dediniz ki Mansur Yavaş yönetmesin, millet yönetecek dedi. Ayşe Ünlüce yönetmesin dediniz, yönetecek dedi. Saygı göstereceklerine, şimdi asker gelip darbeyi yapıp elini kolunu bağlıyor ya, bunlar da mali yönden elimizi kolumuzu bağlayacaklar. Ve hizmet edemez hale getirecekler. Gördünüz mü CHP hizmet etmiyor diyecekler. Bunun üstünden kendilerine oy toplayacaklar. Bu millet bu kötülüğü görmez mi? Görmez mi? Tut ki bak, tut ki hizmet aksadı. Bunu bugüne kadar yapan belediye yapamıyorsa sen aciz yaptın diye. Diyormuş ki talimat veriyor. Araçları bağlayın. Ne olacak? Çöp kamyonları bağlanacak. Çöpler toplanmayacak. Vidanjörler bağlanacak. O kirli sular alınamayacak. Hesaba bak. Kötülükle, kötülükle siyaset olmaz. Millet askeri darbenin karşısında nasıl durduysa,
yargı darbesi nasıl durduysa bunun da yanında durur. Siz geçmişte Yılmaz Büyükerşen'in 25 yıl, şimdi 30 oldu, işlettiği aşevinin hesabına el koydunuz. Pandemide aşevinden yemek dağıtıyoruz, o hesaba el koydunuz. Peki o kötülük bu seçimde nasıl karşılık buldu? %52 CHP'ye oy verdi millet. Demedi ki pandemide bu hizmet aksadı da. Aksatanı da biliyor, hizmeti yapanı da biliyor. O yüzden ben buradan Eskişehir'den bütün Türkiye'ye bu mali darbe girişimini bir şikayet ediyorum. İki, boyun eğmeyeceğimizi söylüyorum. Üç, bu kötülük karşısında hep birlikte hizmete devam edeceğiz. Gün olur, gün olur, gün olur. Biz milletimize çağrı yaparız. Tarihin en büyük dayanışmasıyla en büyük yükleri el birliğiyle kaldırırız. Biz buralara çok geçmişteki AK Parti'nin her türlü manipülasyonundan geliyoruz. Ama direnerek geliyoruz, ayakta kalarak geliyoruz, öğrenerek geliyoruz. Bir de hiç kusura bakmasın, bu sefer karşısında 47 yıl sonra birinci parti olmuş, yerel seçimlerden zaferle çıkmış, Türkiye'nin en çok oy alan, Avrupa'nın en çok oy alan partisi var, Cumhuriyet Halk Partisi var. Avrupa'da, dünyada en güçlü sosyal demokrat parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi öyle sabahleyin kalktım, hesaplara haciz yolladım, belediyeleri durdurdum, bunların hepsi duvara tostlar. Kötülükle, kötülükle yola çıkan sonunda başarılı olamaz. İyiler kazanır. Bakın, her gece karanlıktır ama günün doğmasına engel olamazsınız. Kötüler her zaman kötülük yapar ama iyiliğin kazanmasını engel olamazsınız. İyiler kazanacak, dürüstler kazanacak, çalışkan olanlar kazanacak, halktan yana olanlar kazanacak. Rantçılar, kötü niyetliler, halkın kararına direnenler ve buna karşılık kötü planlar yapanlar kaybedecek. Ben milletimizi bu kötülüğün karşısında iyilikle, güzellikle ve belediye başkanlarımızın yapacağı hizmetlere sahip çıkarak, destek olarak bu mali darbe girişimini püskürtmeye davet ediyorum. Hepinize güveniyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada Seyit Gazi'den kötü bir haber aldık. Somali'deki bir askerimiz kalp krizi geçirmiş. Adı da Seydi Ünlü. Allah rahmet eylesin. Ailesine, bütün Eskişehir'e başsağlığı diliyorum. Bütün Mehmetçiklerimize Allah onları korusun, ayaklarına taş değirmesin. Bundan sonra da Mehmetçiğimizin yanında olmaya, askerimizin yanında olmaya, şehit ailelerimizin yanında olmaya, gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bir Ulu Çınar'ı kaybettik, Genco Erkal'ı. Genco Erkal bir cumhuriyet sanatçısıydı. Türkiye'nin en önemli tiyatro sanatçılarından bir tanesiydi. Şiirde, şiir dile getirdiği şiirlerde hepimizin yüreklerine dokunan ve Genco Erkal Nazım Hikmet'i en iyi okuyan, Nazım Hikmet destanını en iyi okuyan kişiydi. Onu da muhalif kimliğinden dolayı üzdüler, ifadelere çağırdılar. Son görüştüğümüzde bir ifadeden ifade vermek üzere adliyeye gittiğinde kendisini aradığımda en son o zaman telefonla görüşmüştük. Bugünkü kötü haberden dolayı çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Bir de sokak köpekleriyle ilgili seslendi, ona da cevap vereyim. Evet, aynı noktadayız. Bu iktidar, bir sorun var, sokak köpeği sorunu var. Bu sorundan bu iktidar sorumlu. Niye sorumlu? Kırsaldaki yabani hayatın içine geçmiş ve köylerdeki aşırı üremeye Tarım Bakanlığı eliyle bir çare üretmeden, yani işi kaynağında kesmeden bu köpeklerin bu şehirlerde yarattığı bu sorunu durduramayacağımızı veteriner hekimler söylüyor. Veteriner hekimler her yerde uyarıyor. Bir bütünleşik kampanya yapmak varken kırsala Tarım Bakanlığı,
şehirlere belediyeler bakacakken 2020 yılında hep birlikte hayvan hakları fonu kurulsun diye meclis raporuna AK Parti, MHP, CHP, HDP o tarihte birlikte imza atmışken bu kanunu getirip bütün yükü belediyelerin sırtına koyup hayvan hakları fonunu kurmayıp yerine yalandan sorunun hesaplattırdık mesela İstanbul'da ihtiyaç duyulan paranın %1,5'unu veriyorlar sadece. Sorunun yükünü belediyelerin sırtına bırakıp bir kenara çekilip yetki sorumluluk belediyelerde ben belediye başkanından hesap sorarım. Böyle bir anlayış yok. Emir şu, önce yazdılar oraya ötenazi, öldürün hayvanları yazdılar. Biz direndik, mücadele ettik, geri çektiler. Şimdi yükü belediyelere veriyorlar, parayı vermiyorlar. Böyle olunca belediye başkanı çaresiz kalacak. Aman ceza almayayım, soruşturma geçirmeyeyim diye korkacak. İcabına bakacak onların, hesap bu. Dün bütün belediye başkanlarımız teker teker açıkladı. Biz çaresiz kalsak da, parasız kalsak da, tüm imkansızlıklar olsa da bu gizli talimatı, üstü örtülü katliam yasasındaki talimatı uygulamayacağız. Bir tane cana kıymayacağız, nokta. CHP yaşatmak için var. Cumhuriyet Halk Partisi yaşam hakkını savunuyor. İnsan haklarını savunuyor, doğa haklarını savunuyor, hayvan haklarını savunuyor. Birileri öldürme talimatı verebilir. Onların talimatına uyup da kimse böyle bir katliama kalkışmasın. 411 belediyemizle bulunduğumuz yerde duruyoruz. Gücümüz yettiğince toplarız. Gücümüz yettiğince barınak yaparız. Gücümüz yettiğince kısırlaştırırız. Gücümüz yettiğince sahiplendiririz. Gücümüz yetmiyorsa bilin ki sorumlusu bu iktidardır. Bunu da bu millete anlatırız. Nokta. Hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi büyük şehrimize geçiyoruz. Alacağım annem. Büyük şehrimize geçiyoruz. Oradan da Yılmaz hocamızla birlikte Türkiye'deki bütün belediyelerin eş güdümü, eğitimi ve denetimiyle ilgili kurduğumuz konsey toplantısının bugünkü çalışma toplantısını kendisiyle gerçekleştireceğiz. Buradan bütün Eskişehir'e sizin bu sıcak karşılamanızla komşularınıza, hemşehrilerinize benden selam olsun. Abi,